Aman. Kendi düşürdüler. Çok güzel. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Onun nerede kaldı ya? Gelir şimdi, gelir. Yıldırım. Baba. Songül. Merhaba. Nilüfer. Lale. Günün kutlu olsun kızım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdunuz. Bunca yıl sonra bir şeyler söylemeniz kolay değil. Susmanız normal. Sebebini de anlıyorum. Sebebini anlıyorsan eğer gidebilirsin. Mito, tamam geliyorum. Sen git kapıda bekle. Kızımın hediyesini vermek için gelmiştim Songül. Gidiyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın.
Merhaba. Bir yanlış anlaşılma var galiba. Siz kimsiniz? Abi ben taksiciyim. Babamın şirketi diyerek burayı tarif etti ufaklık. Ben de kaybolmuştur belki diyerek buraya getirdim. Eğer bulamasaydım ben de karakola götürecektim. Babamın şirketi mi dedi? Evet abi. O zaman bayağı büyük bir yanlış anlaşılma var. Tamam, neyse sorun değil. Hallederiz şimdi. Küçük hanım merhaba. Merhaba. İsmin ne? Duru. Memnun oldum Duru. Benim isim de Onur. Onur Sarı. Biliyorum. Gence hemen tanıdım zaten. Anne fotoğrafını göstermişti. Annen benim fotoğrafımı sana mı gösterdi? Evet. Sen benim babam mısın? Öyle söyledi annem. Bir saniye. Belli ki büyük bir karışıklık var. Senin annenin ismi ne? Özge Derin. Abi ben paramı alabilir miyim? Küçük hanımın üstünde para yokmuş da. Tamam, ne kadar? 72 lira yazdı abi. Al bakalım. Eyvallah. Bir saniye, nereye gidiyorsun? Abi kusura bakma da benim de işim gücüm var. Seni burada daha fazla beklemek zorunda değilim. Babasıymışsın madem, kızınla sen ilgilen abi. Aa, Nilüfer yapma Allah aşkına. Yapma kızım. Günah. Hayır. Hayır. Bak Nergis de ağlıyor. Sen tutun kendinizi. Nergis, anneciğim. Ay güzelim benim. Kusura bakmayın. Biz de hiç beklemiyorduk. Böyle hazırlıksız yakalandık. Sizin önünüzde cereyan etti her şey. Olur mu Songül Hanım? Hem siz ne yaptınız ki? Hepimiz hala şaşkınız. Size de bize de sürpriz oldu. Laleciğim, iyi misin? Pek sayılmaz Yıldız anne. Haklısın kızım. Bakın ne yapalım? En iyisi bu doğum günü partisini başka bir gün yapalım. Evet. Başka zaman kutlayalım. Size de böyle mahcup olduk ama. Estağfurullah kızım. Önemli olan senin iyi olman. Yeter ki sen iyi ol. Biz de artık müsaade isteyelim. Siz de anne, kızlar baş başa konuşursunuz. Yok zaten biz de eve gideriz. Fazla kalmayız burada değil mi çocuklar? Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben de Onur'u arayayım. Hadi ara kızacak bana. Ama ne yapayım? Çok görmek istiyorum seni. Daha fazla bekleyemedim. Anneni arayalım. Numarasını biliyor musun? Alo canım. Henüz holdingden çıkamadım. İşim biraz uzadı. Kusura bakma. Onur, babam geldi. Baban mı? Evet. Burada ortam biraz gergin de ben daha fazla burada durmak istemiyorum. Anneme geçiyoruz. Tamam, sen iyi misin peki? Ben iyiyim. İyiyim de sana ihtiyacım var. Tamam canım, sen geç, ben de geliyorum hemen. En hızlı şekilde yanında olacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Duru. Baba. Hemen gitmeyeceksin değil mi?
bilmiyorum sen nasıl böyle bir şey yaparsın. Özür dilerim anneciğim. Çok merak ettim ben seni. Merak etme anne. Babama geldim. Babama geldim. Şimdi doğru mu bu? Ben gerçekten Duru'nun babası mıyım? Evet Onur. Doğru. Duru senin kızın. Ya bunu bana şimdi söylüyorsun öyle mi? Bunca zaman böyle önemli bir şeyi benden nasıl saklarsın ha? Nasıl? Onur. Lütfen sakin olmaya çalış. Bütün sorularına cevap vereceğim. Ama şu an yeri değil. Bu şekilde öğrenmeni istemezdim. Ama benim için de hiç kolay değil. Müsait bir zamanda ararsan her şeyi anlatırım. Anneciğim, hadi gidiyoruz. Ama ben gitmek istemiyorum. Durucuğum, bak babanın işi varmış, çıkması gerekiyormuş. Hem biz daha sonra yine geliriz, olmaz mı? Söz bu. Hadi Durucuğum, tamam anneciğim, hadi kalkıyoruz. Babacığım, sen de bizle gelmek ister misin? Annemin bana sinema sözü var. Durucuğum, ne dedim kızım ben sana? Babanın çıkması gerekiyor şu anda. Hem bizi daha sonra görecek, tamam mı? Güle güle baba. Biz gidiyoruz ama yine geleceğiz. Güle güle. Deyip arayıp durdunuz babayı. Ha? Siz arıyordunuz değil mi babayı? Arıyorduk abi. Buldunuz babayı. Buldunuz. Tepe tepe kullanın. Biraz ani oldu gerçi böyle birdenbire ama. Evet. Çok ani oldu. Merak etme, sakın alışma. Aniden de gidecek. Aniden gidecek. Babam bizi çok özlemiş gibiydi ama anne. Ay, en zayıf halka konuştu. Allah Allah, sizin adınızı nasıl hatırladı? Onu bile bilemiyorum. Ona bile hafsalam almıyor. Tamam, o çıktı karşımıza. Tamam, dikildi. Biz niye hiçbir şey söyleyemedik ya? Bizim niye nutkumuz tutuldu? Biz niye tut yemiş bülbül gibi kaldık? Kolay mı Songül ablam? Yıllardır görmüyorlar babalarını. Kolay mı? Özlemişlerdir ondan. Anne! Düş Mihra! Yapma! Seni! Aşk olsun Songül abla. Vallahi ben de bilmiyordum. Bana da sürpriz oldu. Ay biraz daha canlandır. Hiç inanmıyorum. Songül ablacığım şey yapalım. Bu en mutlu günümüzde. Böyle yapmayalım. Yapma! O zaman sen yap. Anne kurban olayım. Ver artık şunu. Ne olur günümüzde bu mutlu günü. Ne günü be? Seninle abinin mutlu günü. Bizim en kötü günümüz. Hadi oradan. 35 yıldır doğum günlerini kızlarımı hatırlamayan adam. Anne. Ne oldu? Değil mi? Daha 35 olmadım. Bak bunlar da kızlarım işte. Bunlar da kızlarım, çocuklarım bak. Bıraktığım kapıya geri döneceğim. Kapı birden açılacak. Kızlarım boynuma sarılıverecek zannettim. Hayat bizi sollamış. Ha Mito? Sollamış.
Ne halt ettim ben? Ah, ne halt ettim ben? Mito, torun nasıl torun? Ondan bahsedin ha? Sarı şeker nasıl? Ya onu görür görmez böyle kucaklayıp öpüp koklamamak için zor zapt ettim kendimi. İnan. Ya. Ne hediye aldı acaba ablama? Ne hediye alacak? Gözyaşı şişesi almıştır herhalde hediye olarak. Aç hadi aç aç. Hadi. Açayım mı? Aç tabii, niye açmayacağız? Aç tabii. Kutuları, sandıkları aça, aça, aça. Getirdiniz hortlağı başına. Aç! Babamın bize yaptığı küpeler. Ama ben bunları... Kaybettim sanıyordum. Ben hatırlamıyorum bile. Oh. Ben geri vermiştim. Bakayım. Vermiş. Çok güzel bir şey. Takın da kulağınıza küpe olsun. Bakıp bakıp babanızı hatırlarsınız. Ağlamayın halacığım. Ağlamayın kuzularım. Kavuştunuz. Babanıza kavuştunuz artık. Ay, ben şey yapayım. Hemen bir limonata yapayım. Soğuk soğuk. Hepimize iyi gelir. Merhaba. Tamam. Tamam başım. Tamam bir daha. Yanındayım ben. Ben sana da limonata getireyim. Onur, hiç bu kadar sana ihtiyaç duymamıştım. Nerede kaldın? Aşkım, seninle telefonda konuştuktan sonra hemen çıkacaktım. Bir telefon geldi. Bir pürüz vermiş. İhaleyle ilgili. O yüzden onu halletmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Anneciğim, size kusura bakmayın, ne olur yanınızda olamadım. Canım oğlum, sen ne yapacaksın zaten? Ben bile yani böyle kayınpederi görünce abalak gibi kaldım yani. Bu işleri başınıza ben açtım. O yüzden Yıldırım Bey oradayken yanınızda olmalıydım. Şimdi geldin işte. Ne kadar güzel görünüyor bunlar. Babam verdi doğum günü hediyesi. Çok hoş görünüyor. El yapımı. Evet, bizim için yapmış. Babam kuyum ustasıymış. Altın gümüş işlermiş işte. Öyle mi? Hiç bahsetmemiştim bunu. Bilmem. Ben de unutmuşum demek ki. Biz de böyle birer çift yaptırmıştı. Biz de kaybetmiştik. Hepimizin farklı taşı var. Hepsinde başka anlamı var. Seninki ne taşı peki? Benimki Zebercet taşı. Çok güzel bir adadan geliyormuş. Ta Kızıldeniz'den. Zebercet adası. Çok masalsı bir adaymış. Bunlar balıkların gözyaşları derdi babam. Tuzlu suya karışmış balıkların gözyaşları. İhtiyar bir balıkçı varmış. Kızlarını kaybetmiş. Fırtınalı bir gün denizde. Sonsuza kadar kızlarını aramış ama bulamamış. Kızlar çoktan deniz kızına dönüşmüş bile. İşte balıklar da onu ağlarlarmış. Bu taşı taşıyan herkes kim ve öfkeden uzak olurmuş. Sevgisi sonsuz olurmuş. O zaman sen de hiç çıkarma bunları. Bunlar balıkların gözyaşları değil. Bunlar sizin gözyaşlarınız. Benim gözyaşlarım. Gelin bakalım. Bunların hepsini babanız yaptı. Yaptığı her şeyin bir hikayesi vardı. Sana uydurduğu gibi hep hikayeler uydururdu. Bakalım neler göreceğiz. Nilüfer, senin doğumun için yapmıştı. Görüyor musun anneciğim? Bak, nilüferler böyle yeşil taşla yapmıştı. Senin doğumun. Lale'nin doğumu için.
kırmızıyı seçti bugünkü elbisek. Bak. Aa, Nergis için de Nergis yaptı. Bu bizim evlilik yıl dönümü hediyemiz Songül'ün gülü. İşte bunlar da var. İyi kötü. Yani bir tek bunları kurtarabildim açıkçası. Diğer hepsi. Yani o bütün yaptıkları kumara, harca, borca gitti. Bir tek bunları kurtarabildim. Sizin o kütbelerde niye kayboldu biliyor musunuz? Bir gün geldi bu. İlla ki ver küpeleri kızların diyor. İlla ki vereceksin kızların küpeleri. Niye, ne oldu? İşte tefeciye borcu varmış, bunu onu kapatacakmış. Ben nasıl olsa yaparım yenisini, ben nasıl olsa yaparım yenisini dedi. O yüzden ben ona vermedim onu. Bende kaldı. Çocuklarım, ne olur kulağınıza küpe olsun. Yani bunu bir anne nasihati olarak dinleyin lütfen, tamam mı? Ben babanızla olan defteri bir daha hiç açmamak üzere kapattım. O iş bitti. Çok rahatım, çok huzurluyum. Bilmiyorum niye geldi babanız, niye ortaya çıktı. Ama size bir tavsiyem olacak, ne olur. Ona çok güvenmeyin. Bağlanmayın ona. Çünkü nasıl olsa bir gün kuyruğunu sıkıştırıp kaçıp gidecek yanınızdan. Tamam. Giderken belki küpeleri bile isteyebilirler. Tamam. Ay, sıkıştı be. Bu çıktı bak, görüyor musun? Bu da evlenme teklifi hediyesi. Evlenme teklif ederken bunu takmıştı bana. Biraz sınamayayım. Ay be. Bir yüzeye gitmiş bütün ömür. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Ne güzel yazmış Atilla ya. Babam şimdi nerede kalıyordur acaba? Onur? Efendim? Dalgın gibisin, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Aşkım baktım biraz işe gitti ya. O yüzden kusura bakma. Haklısın tabii. Senin de derdin başından aşkın. Bir de benim dertlerimle uğraşıyorsun. Benim derdim mi? Aşkım, benim ne derdim varmış ki? İş güç diyorum işte Onur. Ya iş güç hallolur bir şekilde. Ayrıca senin derdin benim derdim mi var? Biz bir değil miyiz seninle? Öyleyiz tabii. İyi ki varsın Onur. Eğer sen olmasaydın babam yüzünden evliliğe olan inancım yok olabilirdi. Nergis, annem nerede? Ne yapıyor? Yukarıda dinleniyor abla. Aman aman, iyi bırakın, ellemeyin de yatsın biraz, dinlensin. Annem çok sarsıldı ya. Ben hiç böyle olacağını beklemiyordum. Ay, kolay değil ablacığım onca yıl. Resmen çıkıp geldi babam ya. Gerçekten hala inanamıyorum, rüya gibi. Aynen öyle. Karşınıza tekrar çıkacak biliyorsunuz değil mi? Ha, yani bununla da kalmaz, söyleyeyim yani. O zaman ne olacak peki? Yani babamızı sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz? Uf Nergis ya, biz de zaten bunu düşünüyoruz ya. Sen de yüzümüze vurma. Bilmiyorum sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz? Hanımlar, bu kadar önyargılı olmayın. Yani hayatın bize ne getireceği belli olmaz.
Hangi baba çocuklarını neden siz yere terk edip gider ki? Anne, dedem ne zaman gelecek? Bilmiyorum ki anneciğim. Peki Mito gelecek mi? Mito'nun gelmesini de çok istiyorum. Oynamak da istiyorum onunla. Tamam şey anneciğim ne yaparız? Dedene söyleriz, getirir tamam mı? Hadi kızım. Küçükken bize aldığı köpeğin adı da Mito'ydu değil mi? Bir tanem biz yavaş yavaş kalkalım. Kalkalım. Vallahi hiç unutamayacağım bir doğum günü oldu bana. Doğum gününde rezil oldu be ablacığım ya. Hediyeni bile veremedik. Ya siz bana en güzel hediyesiniz zaten. Canım kardeşim. Daha güzelini yaparız. Sene böyle oldu. Yap. Hadi üfle. Tuttun mu direk? İyi ki doğdun sevgilim. Teşekkür ederim aşkım. Aslında sana çok güzel bir doğum günü sürprizim vardı. Tatili erken almıştım. Yarın yola çıkıyorduk. Yani bu olanlardan sonra mümkün değil. Annem, ablam, kardeşim. Biliyorum aşkım. En çok birlikte olmamız gereken zamanlar bunlar. Sana çok teşekkür ederim. Kocaman bir aile olduğumuz için o kadar mutluyum ki. Hiçbir zaman yalnız olduğum hissine kapılmadım sayende. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Sen çok iyi bir kocasın. Çok iyi bir babasın. Babam gibi biri olmadığın için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Ben senden daha şanslıyım. İnan bana. Duygulandın değil mi? Ben de öyle oluyorum bazen. Kalbim patlayacakmış gibi oluyor, gözlerim doluyor. Lale. Emine sen benim bütün hayatımsınız. Bunu hiçbir zaman unutma tamam mı? Ne olursa olsun. Unutmayız tabii. Sen de bizim için öylesin. Sen de bunu unutma. Biliyor musun? Seni uyurken izliyorum. O zaman da kalbim sıkışıyor. Sana olan aşkımdan nefesim kesiliyor. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.